Evrimsel yaratılış aldatmacasını savunanların yanılgılarına Kur'an'dan delil göstermeye çalıştıkları bir başka ifade ise birçok ayette geçen atalar kelimesidir. Evrimcilerin hatalı tefsirine göre bu ifadede sözde insanın ilkel evrimsel atalarına işaret bulunmaktadır. Buna kendilerince gerekçe olarak da kelimenin Kur'an'da çoğul şekilde kullanılmasını gösterirler. Bu ayetlerden bazıları şu şekildedir. Musa dedi ki, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir. Bu iddianın ne derece mantık dışı olduğu ortadadır. Normal bir zekaya sahip olan herkes, ayetlerdeki atalarınız ifadesinden, o anda bu ifadenin muhatabı olan topluluktan önceki nesillerin kastedildiğini rahatlıkla anlar. Anlamı bu kadar açık ve net bir ifadeden en olmadık evrimci yorumlar çıkarmaya çalışmanın ciddi bir muhakeme bozukluğundan kaynaklandığını görür. Sonuçta atalar ifadesinin ayetlerde çoğul olarak geçmesi evrimci bir yoruma hiçbir şekilde delil oluşturmaz. Kur'an'da bu ifadenin geçtiği başka birçok ayet vardır. Örneğin Bakara suresinin 133. ayetinde ataların kelimesi geçmektedir. Ayet şöyledir. Yoksa siz Yakup'un ölüm anında orada şahitler miydiniz? O oğullarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediğinde onlar senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona teslim olduk demişlerdi. Buradaki atalar ifadesi de çoğul olarak kullanılmıştır. Ancak burada evrimcilerin iddia ettiği gibi evrimsel bir süreç değil, Hz. Yakup'tan önceki nesiller kastedilmektedir.